Son günlerde ilginç bir test videosu sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Bu test videosunda Rusların yüksek irtifa avcı uçağı MiG-31'in altından atılan Kinzhal füzesinin testleriydi. Ve bu füze de geçtiğimiz günlerde operasyonel oldu. Şimdi yanımızda yazarımız Hakan Kılıç var. Biraz MiG-31, Kinzhal gibi bu füzeler ne işe yarıyor? Çünkü çok fazla bu konuyla ilgili soru aldık. Onlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Farklı bir füze sistemi var. Galiba da bu füzeye hipersonik silah olarak Evet. adlandırılıyor. MiG-31 hangi füzeye attı? Ne tür özellikleri var ve diğerlerinden nasıl ayrılıyor? Biraz anlatır mısınız? Şimdi önce Kinzhal'ı şöyle tanımlayabiliriz. Aslında SS-26 İskender balistik füzesi var. Taktik balistik füze. Dünyanın hemen hemen en iyi taktik balistik füzesi deniyor buna. Rusların çok meşhur. Sürekli bu AİK'de uygulamalarında, işte Suriye'de birçok yerde haberlerde sürekli herkes biliyordur bu füzeyi. İşte bir hani kamyonun üzerinden iki tane atılıyor. Üç tarafı biraz sivri, arka tarafı biraz şişmancı bir füze. Birçok izleyicimiz biliyordur. Bu İskender füzesini 500 kilometre menzilli olan bu İskender füzesini Ruslar alıp MiG-31'in altına takarak havadan atılan bir balistik füze. Yani Air Launched Ballistic Missile, ALBM olarak, yeni bir statü olarak yaptılar. Dolayısıyla şimdi ne oldu? Füze yerden atıldığında belli bir tepe noktasına çıkıp ondan sonra oradan düşmesi için enerjisinin çoğunu harcıyor ya, yer çekimine karşı. Direkt uçağa takıldığında bu aradaki mesafeyi bedava almış oluyor. Bedavaya getirmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla yerden atıldığında İskender füzesi 500 kilometre menzilliyken aynı füze MiG-31'in altından yüksek irtifada atıldığında 2000 kilometre menzil ulaşıyor. Ve 1900 ve 2018 yılında test yapıldı ve 1000 kilometre ötedeki hedefi tam isabetle vurdu. Ve bunun için de MiG-31 seçildi. İstersen MiG-31 niye seçildi onu Evet, da. yani MiG-31'in özelliği ne? Şimdi MiG-31 Soğuk Savaş sırasında MiG-25'ten sonra yapılan Rus hava önleme uçağı, daha doğrusu Rus önleme uçağı. MiG-31'in yapılma amacı şuydu. Amerikan stratejik keşif uçaklarını, işte SR-71 gibi. Şimdi SR-71 gibi uçakların hava sahalarını ihlal ettiklerini onları durdurabilmekti. Diğer bir şey de Amerikan stratejik uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları, B-52 gibi bombardıman uçaklarını önlemekti. Şimdi bunları önlemesi için ne yapması gerekiyor? Büyük bir füze taşıması gerekiyor. Çünkü küçük bir Sidewinder'la bir bombardıman uçağını düşürmek kolay değil. Dolayısıyla büyük Veya o füze, kadar dibine giremeyecek belki evet, de. büyük füzeyi alarm verildiğinde çok hızlı bir şekilde yüksek irtifaya tırmanıp ve çok yüksek irtifadan büyük bir burunla, yani dolayısıyla büyük bir radar ve Radara uzun sahip. menzilli, uzun bir uzun menzilli olan bir radarla yüksek irtifadan hem onları vurması hem de 3,5 Mach gibi, zaten rekortmendi SR-71 ile beraber, yüksek hızda, yüksek süratte ve yüksek irtifadan mücadele etmesiydi. Dolayısıyla şu anda işte bu R-33, R-37 gibi yarı aktif ve aktif radar güdümlü, yani görüş ötesi füzeleri kullanan MiG-31 şimdi yeni bir görev kazanmış oldu ki Rusya'da zaten çok fazla sayıda yok. Bunlar işte Su-27 gibi, Su-35 gibi çok aktif bir çevik, Manevra tam kabiliyeti manevra katı yüksek değil, değil yüksek, mi? böyle bir, evet. Hani F-15'lerle kapışsın falan, işte F-35'le kapışsın diye yapılmış bir uçak da değil. Daha çok böyle görüş ötesi füzelerle hava sahasını hani biraz tepeden korusun, kartal gibi. Dolayısıyla yeni bir misyon yüklenmiş oldu. O da nedir işte? Kinzhal füzesi. Haddizatında bir tane daha füze var. O da Asat. O da geçenlerde sosyal medyaya düştü. Yani Asat, yani anti satellite, anti uydu füzesi. Onun da resimlerini işte görüyorsunuz şu anda ekranda. Kinzhal hedef yer hedeflerine atılıyor. Kinzhal yer hedeflerine Evet, atılıyor. Asat. Asat füzesinin ismini bilmiyoruz o füzenin şu anda da. O da uydu Sınıfı vurmak Asat için. olarak Evet, adlandırılıyor. sınıfı. Uydu vurmak için. Evet. Ama şöyle bir şey var. Kinzhal'da bazı kaynaklarda şu da yazıyor. Anti-ship balistik misil. Yani gemi Hem savar balistik füze olarak da kullanıldığı yazıyor. kullanılabilecek. Çünkü o şekilde bir tanımlama da var. Mesela bazı yerlerde işte bu AH, HBMS, BM, yani kısaltılması olarak anti-ship görevli olduğu da yazıyor. Tabii manevra kabiliyeti olarak terminal aşamada ne kadar manevra kabiliyeti var onu bilmiyoruz ama kullanılabilirdi sonuçta. Çünkü dünyada da böyle bir trend var. İşte DF-21, DF-26'ları var Çinlilerin. Dolayısıyla şimdi burada hipersonik denmesinin amacı da
12 Mach sürati var. Aslında 5 Mach ve yukarısı hipersonik silah oluyor. Yani herkes bunu her tarafta hipersonik silah sistemi olarak tanımlıyor mu? Aslında bu havadan atılan bir balistik füze yani. Evet. Tabii Kinzhal aşağı, Kinzhal yukarı konuşuyoruz da ne anlama geliyor? Ya Çeçen ya da Kafkas kültüründe bir hançerin ismi aslında. Evet. Bu da biraz oradan şey vermiştir. Olmuş. Hani oradan vermişler ismi. Enteresan bir yaklaşım olmuş. Ya dün bir film seyrettim. Rus filmiydi. Adamın korumasının ismi Rus İstihbarat Teşkilatı Timur'du. Yani olabilir. Her şey olabilir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden gelen bir şey olabilir diyorsunuz. Şimdi 12 Mach gibi yüksek bir sürate sahip. Evet. Peki mevcut hava savunma sistemleri vurabilir mi 12 Mach'ta uçan yani füzeyi? Normalde balistik füze gibi düşünelim. Orta menzilli balistik füze kategorisinde düşünelim. Yani nasıl ki işte THAAD gibi, SM-3 gibi antibalistik füzeler onların ne kadar vurabiliyorsa Kinzhal'ı da vurabiliyor. Ruslar bu konuda abartıyorlar. Yani işte evet. Kinzhal vurulmaz. Böyle bir şey yok. Yani şöyle, zaten orta menzilli balistik füzeleri vurmak çok zor. Vuran sistem çok az. İşte dediğim gibi Arrow 3 var, THAAD var, SM-3 var falan. Onlar normalde karadan atılan bir şeyi nasıl vurabiliyorsa Kinzhal'ı da böyle vurabilir. Ha, Kinzhal'ın özelliği işte 480 kilogram harp başlığı var. Bu çok iyi bir şey. Hani katı yakıtlı falan. Tamam 2000 kilometre menzili var ama yani diğer hipersonik silahlar gibi, Avangard gibi balistik füze savunma sistemlerini aldatacağım bir özelliği yok. Birazdan onlara da geliriz. Yani hipersonik silahlar evet çok tehlikeli. Durdurulması çok zor. Her tarafta bunlar yazılıyor. Ama bu hipersonik bu yani HGV dediğimiz hipersonik kayma ve süzülme araçları dediğimiz araçlar daha farklı. Bu normal bildiğimiz havadan atılan bir balistik füze aslında sadece. Dünyada bununla ilgili bir trend dedin işte Çin'in geliştirdiği füze var. Bunlarla ilgili bir çalışmalar ne aşamalarda? Ya istersen şöyle söyleyeyim. Şimdi ekranda da izleyicilerimiz görecek. Dünyada hipersonik silahlar üzerine çok ciddi bir çalışma var. İşte Amerika'nın hipersonik füze çalışmaları var. Bunlar çok çeşitli. Ekranda biraz sonra ekranda koyduğumuzda görecek arkadaşlarımız. Bir de tüm dünyada yapılan çalışmalar var. Bunların en meşhur olanı işte Rusların Putin'in lansmanıyla diyeyim servise giren, operasyonel olan Kinzhal'dan da çok çok tehlikeli. Yani Kinzhal yanında ufak kalıyor. Yani daha doğrusu tehlike açısından çok küçük kalıyor. Avangard var. Şimdi Avangard şöyle bir şey. Görüntüde gördüğünüz kamyonun üzerinden de fırlatılabiliyor. Yerdeki bir silodaki balistik füzeden de fırlatılabiliyor. Aslında bu bir balistik füzenin en üstündeki harp başlığı kısmında duran bir HGV yani hipersonik glide vehicle dediğimiz kayma süzülme aracı. Önce balistik füze çok büyük mesela SS-18 o kıtalar arası balistik füzeyle bile atılabiliyor. Balistik füzeyle fırlatılıyor. Tepe noktasına çıktıktan sonra atmosferin belli bir noktasında bırakılıyor. Bıraktıktan sonra artık bir rivayete göre 40-50 kilometre bazıları yüzlerce kilometre söylüyor. Çok yüksek süratle yani 27 Mach sürate ulaştıktan sonraki balistik füzenin dalan ICBM'lerin yere dalan harp başlıkları RV'leri 25 Mach'lara falan ulaştığı için o süratle bu süzülüyor. Süzüldüğü için de nasıl yapıyor? Yani diyelim ki bu bölgede bir bölge dediğim çok büyük bir alandan bahsediyorum. Bir askeri hedef. Amerikan balistik füze savunma sistemi ve radarı var. Şurada da var, şurada da var. Bunların arasından dolanabiliyor. Yani Atlas Okyanusu üzerinde diyelim ki hava savunma, füze savunma Aegis gemileri var. O gemilerin sorumluluk sahalarının üstünden dolaşabiliyor. Veya işte diyelim ki Amerikan ana karasına saldıracak. İşte burada bir THAAD bataryası var. İşte birkaç eyalet sonra başka bir THAAD bataryası var. Onların arasından geçebilecek şekilde yani çok yüksek irtifada manevra yapabiliyor. Yani hipersonik silahların, HGV'lerin en büyük özelliği manevra yapabilmesi. Yani bir uçak gibi. Evet. İnsansız manevra yapıyor ve gerek konvansiyonel gerek nükleer harp başlığı yapıyor. Bakın şimdi aslında şu açıdan niye yapılmış HGV'ler? Şimdi Amerika ve Rusya şunu demiş. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir hedefi zamana duyarlı bir hedef var farz edelim. Diyelim bir yerde bir terörist toplantısı var. Veya bir devlet başkanını öldürecek. Veya çok kritik bir hedef var. Bir saat içinde vurabilmek istiyor adam. Bir saat içinde bunu nasıl vurabilir? Balistik füze fırlatır. Balistik füze gider. Nükleer bombayla patlatır. Ama nükleer savaş yapmayacak. Nokta atışı yapacak. Bir de balistik füzenin üstüne konacağı konvansiyonel başlık işte 500 kilo, 1000 kilo neyse
Orada da balistik füze savunma sistemi var. Vuramazsa ortaya da çıkmış olacak. Bir kere balistik füzenin geldiği de görülecek. Evet. Ama HGV'ler öyle bir şey ki adam düğmeye bastığında balistik füze tepede bırakıyor. HGV ondan sonra süzülerek oradaki balistik füze savunma sistemlerini de alt ederek hedefine ulaşıyor. İşte burada ilk envantere giren Avangard oldu. Ve ve diğer hipersonik silahlı Kinzhal. Ruslar bu noktada yani operasyonel olması yönüyle Amerika'yı geçmiş durumda şu anda. Birçok füze sisteminde geri olmasına rağmen bunda ilerledi. Çinlilerin VU-14'ü var. O da bir HGV. Amerika HTS-2 yaptı ama şimdi Amerika'da şöyle bir durum var. Çok fazla, şimdi ekranda da arkadaşlar gördüler. Çok fazla hipersonik füze sistemi çalışılıyor. Zaten geçenlerde büyük bir bütçe ayrıldı. DARPA da uğraşıyor bununla. Birçok sistem, birçok firma uğraşıyor. Yakında onlarınki nerede görmeye başlayacağız. Yani Amerikalılar henüz reklamını ve şey yapmadı. Dolayısıyla operasyonuna da girmedi. Hani bombayı henüz patlatmadı diyeyim. Aslında Ruslardan da daha önce başlamışlardı. Ama Ruslar daha hızlı evet. Operasyonel hale getirip bunu... Bir de mesela ne yaptılar? Zirkon yaptılar. Biliyorsun onu da haberini çok yaptık biz şeyde, sitede de yaptık. Zirkon'da gemi savar hipersonik füze. Bu Hintlilerle beraber yaptılar. İşte bunun Brahmos versiyonu Hintlilerin kullandığı. Ruslar Zircon diyorlar. Bu da 5 Mach üzeri hızda. Ondan sonra AS-19 Koala var yine. Yani birçok dünyada bu hipersonik silahlarla alakalı herkeste bir çalışma var. Daha çok büyük devletlerde bir çalışma var. Bu Kinzhal'da bunların balistik füze versiyonu diyeyim. Yani aslında dediğim gibi bir balistik füze. Şimdi tabii füzeler farklı bir dünyaya doğru yola çıkmış değişik versiyonlarıyla artık uçaktan atılan veya farklı süzülerek giden hedefleri şaşırtan modellere geliyorlar. Gelecek hafta yeni bir savunma videosunda görüşmek üzere Hakan Kılıç'la beraber yeni bir video hazırlayacağız. Bizlere sorularınızı lütfen yorum yaparak ulaştırın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yapacağınız beğeni ve yorumlar bu videoların aramalarda daha yukarıda çıkmasını sağlayacaktır.